kuru suları mevzusunda 278 test var. Burada 320'den 278'e kadar olan testlerin tarihini vermeye çalışacağım. Verilmiş sistemde uzunluğu 25 km olan çayın menbeği il, mensebi ise M mentegesindedir. M ve ek mentegeler arasında atmosfer tezgah fergi 75 mm civar sulundur. M mentegesi havanın temperaturunun 10 derece Celsius olduğunu nezere alarak ek mentegesi havanın temperaturunu ve çayın meyilini tapın. Demeli biz burada atmosfer tezgah fergine göre M arasındaki yönlülük fergini tapacak. Buna göre de M mentegesinde temperaturun 10 derece Celsius olduğuna esasen ek mentegesi tabanı temperatürü alır. İlk nöbete bu işi görmeliyiz. Bunun için demeli ek en mentegesinin atmosfer tezgah fergi 75 mm civar sütunlu. 75 mm civar sütunlu hündürlük fergine çevirmeye dönüştürüyor. Bildiğiniz için atmosfer tezgahı her 10 metreden 1 mm civar sütunlu değişir. O cüde 75 mm civar sütunlu ona vurmak lazımdı. 75 mm ona vuran da eleyecek 750 metre veya 0.75 kilometre. 750 metre veya 0.75 km. Bildiğiniz gibi havanın temperatürü 1 km 6 derece Celsius değişir. 0.75 km temperatür değişecek. Demeli 0.75 derece 6 derece Celsius değişecek. 4.5 derece Celsius. Şimdi M'de temperatür 10 derece Celsius'ti. F'de temperatür tapmadan ötürü yukarı kalkıyor. 10 derece Celsius'ten 4.5 derece Celsius'ten çıktık. Demeli F'de temperatürün 5.5 derece Celsius olduğunu tapırız. Bunun da ölçüsü cevap yemenleri. Demeli F'de temperatür oldu 5.5 derece Celsius. Şimdi çayın demeli menbeyi elde mensebi M'dedir. Elden M'e kadar hündürlük fergi demeli 75 mm civar sütununa esasen taptık ki FM hündürlük fergi 750 metredir. Burada demeli FM 750 ise 4 tane 750 var. Yani el M mentik arasındaki hündürlük fergi gelecek 3000 metre. Demeli çay elden eme gelene kadar 3000 metre aşağı düşüyor. Meyli de bildiğiniz gibi çayın düşmesinin yani bu 3000 metrenin çayın uzunluğu olan nispetti. Ona göre de meyli tapmadan ötüreyim. Evvela elim hündürlük fergini tapırıp 750 metre vuruldu öde 3000 metre taptık. Demeli bu 3000 metre çayın düşmesiydi. Yani çay elden eme gelipti 3000 metre 700 3000 metre demeli çayın uzunluğu 25 km bölmeyle biz burada meyilliği tapabiliriz. Yani meyilliş bu i ile de şar olunur ile m harfi de şar olunur. Delta h düşmedi. Demeli h1 bizde 25 metre m diye sıfırda ise 3000 metreden 3 metre bölücü 25 metre alacağım 1.2 metre bölücü kilometre. Demeli çayın meyilliği 1 kilometre 1.2 metredir. Ben de demiştim ki cevabın y bende olduğu temperatür tapmağına malum olmuştu. Uygunluğu gösterin. Çaylar töküldüğü körfez, mensebinin yerleştiği ölçe. Loire çayı, bildiğiniz gibi bu çay Fransa'da değil. Loire çayı töküldü Biscay körfezine. Demeli Loire 1'e geleceği 4B. 1'e geleceği 4B. 1'e geleceği 4B. Cevap görüşür A bendinde. İçin çay. Gang çayı. Gang çayı töküldü Bengal körfezine. Gang çayı töküldü Bengal körfezine. Bengal çölpezi de Bengal çölpezi de Bangladeş'tedir. Düzgündü. Üçüncü çay A bendin yokluyorum. Üçüncü çay Kararuda çayı. Töktür Kaliforniya çölpezine. Kaliforniya çölpezi Meksika devletinde cevap oldu A bendi. Gölleri yerleştiği arazileri mütlak hündürlüğüne göre azalan sırayla müeyyen edin. Tanganyika Titikaka eğir yukarı. Merhum ki Titikaka dünyanın en dağ gölde 3812 metre düştü. Yerleşir o cüldü Tanganyika'dan sonra Titikaka gelebilmez. O cüldü cevap septi. Ve ben de Titikaka dünyanın en dağ gölde eğir. Eğirden sonra Baykal olabilmez. O cüldü eğir. Menfi 12, 14, 16 metre muhtelif rakamlar işlenir. Hündürlük dedi. Baykal ise tekmini 400-450 metre hündürlük dedi. O cüldü
Eğirde durup Baykal gelebilmez cevap etti. Seyben'de Titikaka dünyanın en ünlü dağ gölü Baykal tekminen 450 metrin düştü eğir. Menfi 12 metr, 14 metr. Hazar ise menfi 28 metrin düştü. O gölde C cevabı doğurdu. Yemen'de yukarıdan sonra Baykal olur. Baykal'dan sonra Titikaka olabilmez. Yemen'de Titikaka'dan sonra Baykal eğir. İki eğir. Menfi 12 metrin düştü. Eğirden sonra Tanganyika tekminen 800 metrin düştü. Eğirden sonra Tanganyika olabilmez. O gölde C cevabı Titikaka, Baykal, eğir, Hazar cevapları doğurdu. Cevap C. Qan yorğunluq gözləmişdir. Xətlər, kəsdiyi ölkələr, kəsdiyi dəniz və körfəzlər. Qrimic medianı məlum ki, deməli, İspaniyanı kəsir. Buradakı cavablar içərisində Əlcəzari kəsir. O gördə 1 dolar, 2 dolar bilər. Həmçinin Qrimic medianı Şimal dənizini kəsir. Məsələn, 1-ə, 1-ciyə 2 A ola bilər. A-da, B-də var. Bir də birinciyə 2, həmçinin 7-də də C cavabı var. Meksika körfəzi, Qrimic medianı Meksika körfəzini kəsə bilməz. O cür cavab ya A-dır ya da B-dir. İndi ikinci xəttə baxaq. Ekvator. Deməli, hər iki cavab da A-da da B-də də Kenyanı kəsir. Ekvator həqiqətən Kenyanı kəsir. Düzgündür. A bəndə bilib B Qvineya körfəzini kəsir. Qrimic medianı Qvineya körfəzini kəsir. Düzdür. D bəndə bilib B bəndə bilib ki, Qrimic medianı Karib dənizini kəsir. Qrimic Karib dənizini kəsmədiyinə görə B cavab səhvdir. Deməli cavab olacaq A. Şimal tropiki, deməli Əlcəzairi kəsir, düzgündür. Həmçinin Meksika körfəzini də kəsir. Cavab oldu A bəndi. Deməli belə. Qrimic medianı İspaniyanı kəsir. Şimal dənizindən keçir Qrimic medianı. Ekvator, deməli Kenyadan keçir. Həmçinin Qvineya körfəzindən keçir. Düzgündür. Şimal tropiki, deməli Əlcəzairdən keçir, həmçinin deməli Meksika körfəzindən keçir. Cavab oldu A bəndi. Mənbəyi, mənsəbi, axdıq ərazi. Anqara çayı Baykal gölündən mənbəyini götürür, düzgündür. Yenisey çayına tökülür, düzgündür. Orta Sibir yaylasından axır, düzgündür. Birincidə arzılı pozulmuyor. İkincisi, Niagara çayı Er gölündən başlayır. Yuxarı göllərdə 4-cü göl Erdi, 5-ci göl Ontario'dur. Ontario gölündə tökülür, düzgündür. Mərkəz rənglərdən axır, düzgündür. Bir ləkidə arzılı pozulmuyor. Üçdə, Neva çayı Ladoga gölündən başlayır. Botnik körfəzinə tökülür. Botnik körfəzinə yox, Neva çayı Fin körfəzinə tökülür. Peterburq şəhərinin yanında. Şərqi Avropa cəndiyindən axır. Düzgündür. Əsas odur ki, Botnik körfəzinə tökülür. O görə də burada arzılı pozulur. Dördüncü, dörd. Nil çayı Viktor gölündən başlayır. Aralıq dənizinə tökülür. Somali yarımadasından keçir. Səbdi o ki, Mavi Nil, Somali yox, Etiyopiya yaylasından başlayır. O görə də burada Nil çayının Somali yarımadasından keçməsi səbdi. Deməli, üç artırılıb pozulub, dörd də artırılıb pozulub, beşdə Dunay çayı alt dağlarından başlayır. Düzgündür, Avrop dənizinə tökülmür. Dunay çayı Qara dənizdə tökülür. O cürdə 5-də də arzılıq pozulmuşdur. Orta Dunay ağlarından axır. Bu düzgündür. Deməli arzılıq pozuldu. 3-də, 4-də, 5-də. Bir də 2-də arzılıq pozulmamışdır. Düzgün cavab yeməndir. Cədvələsən doğru sıraları müəyyən edin. Ölkələr, göllər. İstiqqul gölü Monqolistanda deyil. İstiqqul gölü Qırğızıstandadır. Lobnor gölü Çindədir. Doğrudur. Van Gölü İran'da deyir. Van Gölü İran'da diyor. Türkiye dedim. Urmiye Gölü Türkiye yazıp. Urmiye Gölü Türkiye diyor. İran'da, Cenab-ı Azerbaycan'da dedim. Çetli. Hupçukur Gölü Mongolistan'da düzgündü. Balkaş Gölü Kazakistan'da düzgündü. Düzgün cevap oldu. Lobnor Çin. Hupçukur Mongolistan. Balkaş Kazakistan. Cevap oldu 2-5-6. Xəzər və Balxaş gölləri üçün ümumi olan cəhətlər. Axarsız göllərdir. Hər ikisi axarsızdır. Ümumi əlamətdir. Ancaq bir dövlətin sahillərini yuyur. Xəzər gölü bildiyi kimi Rusiyadır, Qazaxıstandır, Azərbaycan, İran, Türkmənistan sahillərini yuyur. Ona görə bir dövlətin sahillərini yuyur. Doğru deyil. Okyan səviyyəsi yüksəkdə yerləşir. Balxaş okyan səviyyəsi yüksəkdə, Xəzər okyan səviyyəsi aşağıdadır. Ona görə ümumi deyil. Durduq qeyri-bərabər paylanmışdır. Hər iki göldə durduq, qeyri-bərabər paylanıb, ümumi xüsusiyyətdir. Sahillərində səhər
ve yarımçarı lançapları üstündü. Her ikisi için ümmü cahetti. Zenci Nefkaz ihtiyatlarına malik olan Xəzər dənizi, Balxaş gölü Zenci Nefkaz ihtiyatına malik değil. O gölde düzgün zorlar oldu. Axarsız göllerdi, durduk geri beraber paylanmıştır. Sahillerinde səhrə yarımçarı lançapları üstündü. Cevap oldu 1, 4, 5. Xəzər Baral dənizleri için ümmü olan cahetler. Axarsız duzlu göllerdi. Bir doğrulayım. Səviyyələrinin qalxması müşahidə edilir. Xəzərdə qalxma olsa da Aralda qalxma yox. Aral gölünün quruması prosesi gedir. Səhv cavab deyim. Sahillərində yalnız Türk dövləti yerləşir. Səhvdir, yalnız Türk dövlətləri deyil. Məsələn, deyək ki, Rusiya, İran, Türk dövlət deyil bunlar. Geoloji keçmiş əlaqəli bunlar düzgündür. 4. Onlara Türkdən çayların suyundan su varmada istifadə edilir. Aralı Türkdən Amı Dərya, Sırdərya çaylarının Xəzərə Türkdən Kül, məsələn, çayının suyundan su varmada istifadə edilir. Ümumi cəhətdir. Gəmçi kanalı vasitəsilə dünya okeana çıxışları var. Gəmçi kanalı vasitəsilə dünya okeana çıxan Xəzərdir. Aralın belə bir imkanı yoxdur. O yüzden ümumi xüsusiyyət deyil. Düzgün cavab oldu. 1, 4, 5. Qrund sularına aid olan xüsusiyyətlər. İki su keçilməyən layihəsində yerləşir. Qrund su iki su keçilməyən layihəsində yerləşmir. Birinci su keçilməyən Gilqat üzərində yerləşən sudur. O yüzden bu qrund suyuna aid olan xüsusiyyət deyil. İki su keçilməyən layihəsində yerləşir. İki su keçirən layarasında yerləşir. Qrund suyu iki su keçirən layarasında deyil. Səhv cavabdır. Birinci su keçirməyən layın üzərində yerləşir. Birinci su keçirməyən gil qatın üzərində yerləşir. Üç qrund suyuna aid xüsusiyyətdir. Yer səthinə bulaq şəklində çıxır. Qrund suyu yer səthinə bulaq şəklində çıxır. Doğrudur. Çay və bataqların qida mənbəyidir. Qrund suyu ilə çaylar, həmçinin bataqlar qidalana bilər. Bu da qrund sularına aid olan xüsusiyyətdir. Düzgün cavab oldu 3, 4, 5. Artesian sularına aid olan xüsusiyyətlər. İki su keçirməyən layarası doğru deyim. Birinci su keçirməyən layarası bu Gilqatdır. Dərində də deməli granit qatı yerləşir doğru deyim. Bir. İki su keçirən layarası yerləşir. Səhv cavabdır. Təzyiqli sulardır düzgündür. Artesian sularının qanadları dağlarda olduğunu görə təzyiqlidir. Yerləşmiş coğrafiyadan asılı deyil. Həqiqətən artesian suları ümumiyyətlə, yer altı suların yerləşməsi coğrafiyadan asılı deyil. Bu ekvatorda yerləşə bilər, tropiklərdə istənilən yerdə yerləşə bilər. Bu artesian suyuna aid olan xüsusiyyətdir. Dağlıq ölkələrdə daha geniş istifadə edilir. Dağlıq yox, dənlik ölkələrdə daha çox istifadə edilir. Dağlarda suvarmada istifadə etmək çətin məsələdir. Düzgün cavab oldu 1, 3, 4. Cavab A bəndə. O zaman Azərbaycan Respublikasında da bildiyiniz kimi Kürəraz ovalığında bu artesian suyundan geniş şəkildə istifadə edilir. Volqa və Kür çayları üçün ümumi olan cəhətlər. Qidalanmalarında buzdaqların əlinin suları üstünü təşkil edir. Kür çayının qidalanmasında buzdaqlar deyil, qar suları üstünü təşkil edir. O görə də səhvdir. Volqa da həmçinin qar suları üstünü təşkil edir. Səhv cavabdır. Eyni iqlim qurşağından keçirlər. Volqa çayı mülayim qurşağından keçir. Kür çayı subtropik və mülayim qurşağından keçir. Eyni iqlim qurşağından keçmirlər. Erozi basitləri okyan səviyyəsindən aşağı değişir. Hər ikisi Xəzər dənizindən köçülür. Erozi basitləri okyan səviyyəsindən aşağıdadır. Ümumi xüsusiyyətdir. Daxili axar tövbədə çaylardır. Hər ikisi Xəzər hövzəsinin daxili axar tövbədən çaylardır. Ümumi xüsusiyyətdir. Təsərrüfatda geniş istifadə olunur. Kür çayından suvarmada geniş istifadə edilir. Volqa çayından suvarmada da istifadə edilir. Volqa çayından həmçinin gəmiciliyində də ümumiyyətlə təsərrüfatda geniş istifadə edilir. Doğrudur. Ümumi xüsusiyyətdir. Yüksək axın sürətinə malikdir. Hər iki çay xüsusilə Volqa çayı daha çox düzənliyi çaydır. Orada yüksək axın sürətinə malik ola bilməzlər. Düzgün cavab oldu 3, 4, 5. Nil və Qanı çayı üçün ümumi olmayan cəhətlər. Yerləşdikləri materiklərin ən uzun çaylardır. Nil, deməli, Afqanın Qanq isə Avrasiya. Nil Afqanın ən uzun çayı, dünyanın ən uzun çayı deyil. Qanq Avrasiyanın ən uzun çayı deyil. O görə də bu olmayan cəhətdir. Bir, şimal axırlar. Nil çayı şimal axır, Qanq çayı cənub axır. Bu da ümumi olmayan xüsusiyyətdir ki, mənsəblərində delta bilə gətirirlər. Nilin də deltası var, Qanqın da deltası var. Bu ümumi xüsusiyyətdir. Bizə ümumi olmayanlar istəyir. Yayda bol su olurlar. Nil çayı, deməli, ekvatorial subekvatorial qurşağından çeşidinə görə yayda bol su olur. Qanq çayı yayda bol su olur. Bu ümumi olan xüsusiyyətdir. Mənbələri göldən başlayır. Nil çayı, Viktoriya gölündən Qanq çayı dağdan başlayır.
bu muhset değil. Gang da, gölden başlamır. Gıdalanmasına yağışlar üstünü teşkil edilir. Nil çayının gıdalanmasına yağışları, Gang çayının gıdalanmasında o zaman muston yağışlarının rolü büyüktü. Bu da ümmü olan husiyetti. Ümmü olmayan husiyetler oldu. 1, 2, 5. Yani yerleştirme matematiğinin en uzun çaylardı. Biri en uzun çaydı, biri Nil Afrika'nın en uzun çaydı. Gang Avrasya'nın en uzun çayı değil. Şimala akırlar. Nil şimala Gang canı bakır. Membeler gölden başı, gölden başlayan Nil'di. Gang gölden başlamır. Ümmü olmayan cihetler oldu. 1, 2, 5. Nil ve Gang çayı için bulunan cihetler yayda bozulurlar. Her ikisi yayda bozuludu. Eyn Okyan Hövzesi'ne aittirler. Nil çayı Atlantik Okyan Hövzesi'ne, Gang çayı Hint Okyan Hövzesi'ne aitti. Ümmü olan husiyet değil bu. Bu adları kadim mesajının erazilerdi. Nil'in de, Gang'ın da, kadim dövrlerinden bu adlarında insanlar yaşayıblar. Bu ümmü olan husiyetti. Mensebde deltamda cihetler. Her ikisinin büyük deltası var. Ümmü olan husiyetti. Menbeyi mensebinden daha yüksek coğrafi inişlerdir. Nil çayında menseb, menbe açık inişler, menseb yüksek inişlerdir. Bu demeli Nil çayı için septik Gang çayı için menbeyi mensebinden daha yüksek coğrafi inişlerdir. Gang çayına ait değil, Nil çayına ait değil. İl istikamet arasında bir şimada bir canı bakır. Demeli ümmü olan cihetler oldu. 1. Yayda bozulurlar. 3. Vadeli kadim mesut merazilerdir. 4. Mezhebde deltem ile getirirler. 1. 3. 4. Amur ve Mekong çayı için ümmü olan cihetler. Hint Okyanı hövzesine aittiler. Amur Sakyanı hövzesine aitti. Mekong de Sakyanı hövzesine aitti. O yüzden sebt cevabıdır. Serhat çaylardır. Amur çayı Rusya için serhatinden Mekong çayı canım şergatçıydı. Bir neçen ölçen serhatinden için serhat çaylardır. Ümmü olan cihetti. 2. Muston yağışlarıyla gıdalanır. Her çiçeği muston yağışlarıyla gıdalanır. Bunlar için ümmü husiyetli. Kışta donurlar. Mekong çayının donması mümkündür. Amur çayı donabilir. İlim müeyyen dövründe. O yüzden bu ümmü husiyetli değil. Saç yönü hüvzesine aitler ümmü husiyetli. Stoplacı hüvzeler samanla da yerleşir. Samanla da yerleşen. Bilse samanla olan Mekong çayı da Amur çayının samanla yerleşmesi mümkün değil. Ümmü husiyet olduğu 2, 3, 5. Mekong ve Amur çayları için ümmü alametler. Bu adları sık meskunlaşmıştır. Mekong'un bu adları sık meskunlaşabilir. Amur için bu mümkün değil. Sert ilim var oradan. Serhat çaylarda her ikisi serhat çaydı. İki ümmü husiyetli. Kar ve buzdaklarla gıdalanma üstündür. Mekong çayı için karla gıdalanma mümkün olabilmez. O yüzden ümmü husiyet değil. Yayda bozulurlar. Her ikisi muston zonasındadır. Yayda bozulurlar. Doğru değil. Eyn Okyan Hövzesi'ne aitti. Her ikisi Sakyan Hövzesi'ne aitti. Ümmü husiyetli. Nakliyat ehemmiyetleri yoktur. Amur çayının nakliyat ehemmiyeti var. Mekong çayı dağ çayı olduğunu göre nakliyat ehemmiyeti yoktur. Bu da ümmü husiyet değil. Düzgün cevap oldu. 2, 4, 5. Akarsu göller için seyredebilir. Şirin su olur. Akarsu göller şirin su. Yok şor su olur. Sertli. Çaylar için menbe ve mensep olabilir. Akarsız göller. Çaylar akarsız göllerden çay başlayabilmez. Septi. Mensep olabilir. Ama membe olabilmez. Şorslu olurlar. Demek akarsız göller için seyredebilir. Rütübetli emsal Bahattin Çişi olan araziler için seyredebilir. Rütübetli emsal Bahattin Çişi olduğu yerler bildiği için kuram yerlerdi. Kuram yerler için karakteristik. Akarsız göller. Daha çok Sahra Yarımsahra'da rast gelinir. Akarsız göller her giden daha çok Sahra Yarımsahra'dadır. Düzgün cevabıdır. Esasen humid iklime maç olan arazilerde yaranır. Humid rütübetli iklimdir. Akarsız göller humid yok. Arid iklim şeraitinde yaranır. O gölde mesela dünyadan çok tropik subtropik kuşağındadır. Yani bu cevap sertti. Düzgün cevap oldu. 3, 4, 5. Akarlı göller için seviyebilir. Şorslu olurlar, şorslu yok. Akarlı göllerin seviyesi gölden başlayan çay temizliğine göre şirin su olur. Eksi cevap değil. Rütübetli emsalı Bahattin Büyük arazilerde daha geniş yayılmıştır. Rütübetli emsalı Bahattin Büyük olan yerlerde akarlı göller geniş yayılmıştır. Doğru değil. Çaylar için menber olun olmayabilir. Akarlı göllerden çay başlıyor. Doğru değil. Esen arı bilgime maç olan arazilerde bulmuştur. Esen arı bilgime yok. Humid eğilim olan maç olan yerlerde bulmuştur. Eksi cevap değil. Şirin su olurlar. Akarlı göller her giden şirin su olur değil. Onlardan çay başlamır. Eksine akarlı göllerden çay başlayır. Seviyelerini oradan başlayan çay tenzimleyir.
Düzün cevabı oldu. Akabiliyor diyorsun. Sence bir kusetler oldu. 2, 3, 5. Rehin, bisla ve Dicle çayları için ömür olmayan alametler. Dağ çaylardır. Rehin çayı ile Dicle çayı, dağ çayı ile bisla çayı, güvenliği çayı da o cürde bu ömür olmayan alamettir. Nekliyat ehemmiyetine maliktirler. Üçün de nekliyat ehemmiyeti var. Bu ümmi alamettir. Buzlaklarla gıdalanırlar. Burada buzlaklarla gıdalanan Rehin çayıdır. Dicle ve bisla çayları kar ve yağışla gıdalanırlar. Ümmi olmayan alamettir. Mülayim kuşağın çaylardır. Rehin, bisla, mülayim kuşağın çaylardır. Dicle ise subtropik ve tropik kuşağın çayıdır. Ümmi olmayan cihettir. Akımı tenzimleyen çaylardır. Üçün de üzerinde su ambarı var. Ümmi olan cihettir. Karışık gıdalanmaya maliktirler. Üçü de karışık gıdalanmaya maliktir. Yani ümmi olan alamettir. Ümmi olmayan alametler oldu. 1, 3, 4. Dağ çaylardır. Buzdaklarla gıdalandılar. Ve Murayan Kuşak'ın çaylardır. Cevap 1, 3, 4. Dinepik, Dinestir, Don çaylar için ümmi alametler. Yüksek yakım süretle maliktirler. Bunların üçü de yüksek yok, aşağı akım süretle maliktirler. O için düzenli çaylardır. Karışık gıdalanmaya maliktir. Üçü de karışık gıdalanmaya maliktir. Vacur'da bu ünlü olan rahmettir. Dağıl denizlere düşürürler. Dinepir, Dinestir, Don çayları Karadeniz'e düşürürler. Karadeniz'e dağılı denizler grubuna aittir. Ünlü olan rahmettir. Dağ çaylardı. Üçü de Şerkar Okulu'nda düzenli çaylardı. Dağ çaylar değil. O yüzden de sertti. Atlantik Okyanusu Hövzesi'ne aittir. Üçü de Atlantik Okyanusu Hövzesi'nin Karadeniz'ine aittiler. O günde bu da bunlar için ümmü olan alametlerdi. Kanyonlar yaratırlar. Bunların hiçbir kanyon yaratabilmez. O için düzenli çaylardı. Yani ümmü olan alametler oldu. Karşı gıdalanmayan maliktirler. Dahil denizlere töşürler ve Atlantik Okyanusu Hövzesi'ne aittirler. Cevap 2-3-5. Kertesimde verilen çaylardan esasen yay ayarlarında bozulu olanları müeyyen edin. Yayda bozulluk 3 sebepten olabilir. Ekvatoryal havaceler, bu demeli subekvatoryal kuşağıda yerleşerse, burada bile çay, parana çaydı 6 ile belli. Yayda bozulluğa sebep olan muston yağışları, şergi canım şergi canım Asya'da, Amur'da, Huankı'da, Yansız'da, Mekong'da, Brahmaputra'da, İravadi'de, Salbin çaylardı ki burada yansız çay 4 ile belli. Hemçin yayda bozulluğa sebep olabilir. Demeli buzdaklarla başlayan çaylar burada da 1 ile belirleyip Sırderya çayı. Demeli 1 ile belirleyen Sırderya çayı, 4 ile belirleyen yansız çay ve 6 ile belirleyen Parana çayları yayda bozulu çaylardı. Diğer çaylar ise 2'di, 3'di ve 5 Kongo çayı, 5 ile belirleyip İlbo bozulu çayıydı ve Şerga Avrupa düzeninde belirleyip de Volga çayı. Volga çayı yayda bozulu diyor, kandaki dağılımına göre yazda bozulu çaydı. Hemçinin Karadeniz'e köşeden çay belli. Bu da demeli kandaki dağılımına göre demeli yayda yok, yazda bozulu çaylardı. Demeli yayda bozulu çaylara aitti 1. Demeli Amudelya 4. Yansızı 6. Parana çayı 1, 4, 6. Düşmesi daha çok olan çayları müeyyidin. Düşmesi çok olması o demek ki çayın menbeği çok yükseğe olur. Mensebi de adeta okyanus seviyesinde olur. Bunlar deniz düşme şebiyeti böyle olan çaylar. Şimdi burada Şerkov düzeninde Volga çayı belli, Dinepir çayı belli. Bu çayların düzeninden başlayan düşme şebiyetleri kişiydi. Hem için Avustralya'da Darling çayı belli. Bunda Avustralya'da yüksek erazi yoktu. Yüksek dalga erazi yoktu. O yüzden bunda düşme şebiyeti kişiydi. Üçle belirlipti. Üçle belirlipti Amderya çayı Pamir Dağları'nda yüksek dağlardan başlayır. İçiyle belirlip Mekong çayı yüksek dağlık arazdan başlayır. Hemçin altıyla belirlipti Huangke çayı, bu da demeli Kunlun Dağı'nda yüksek dağlık arazdan başlayır. Yani düşme şemiyeti burada büyüktü. 2, 3, 6. Mekong'di, Amderya'di ve Huangke çaylardı. Cevap oldu 2, 3, 6. Düşmesi daha az olan çayları müeyyidin. Düzenli çayların düşme kemiyeti kişiydi. Şimdi buna belirlipti. 4. Volga çayıydı. Dinepir çayı. 5'li belirlipti. Hemçin Dardin çayı. Avustralya belirlipti. Cevap oldu. 1, 4, 5. Diğer çayların düşme kemiyetleri büyüdü. Bunlar Amazon'du. Ant Dağları'nın Şerbi Amazon'dan başlayıp Amudelya'dı ve Huangke çaylardı. Düzgün cevap oldu. 1, 4, 5. Çaylara ait olan düzgün coğrafi faaliyetleri müeyyenin. Buzdakların erdiğinde sularla gıdalanan çaylar yayda bozulur. Buzdakların suyu yayda erdiğine göre buzdaklarla gıdalanan çayların suyu yayda bozulur. Bir doğru değil.
Milli yaxtıca çayın dağıcı fəaliyyəti güclənir. Milli yaxtıca su dərənin dibi yurva göldə çayların dağıcı fəaliyyəti artıq doğrudur. Çaylar öz dərəsini eroziya basitinə qədər dərinləşdirə bilər. Eroziya basitə çayın öz qüvvəsini itirib dərəsini daha dərinləşdirə bilmədiyi səviyyəyə deyilir. Çaylar öz dərəsini həqiqətində eroziya basitinə qədər dərinləşdirə bilər. Orada artıq dərinləşdirə bilməz. Doğrudur. Yeraltı sularla qidalanan çaylarda suyun səviyyəsi ilərdə kəskin dəyişir. Yerin altında daim su var, orada bu çaylarda suyun səviyyəsi ilərdə kəskin dəyişmir. Bu çaylarda suyun səviyyəsi adətən sabit qalır. Orada bu cavab səhvdir. Yağış və qar suları qidalanan çaylarda suyun səviyyəsi il boyu dəyişmir. Yağış və qar suları qidalanan çaylarda yanıqlı dövrdə suyun səviyyəsi yüksəlir. Quraq dövrdə isə suyun səviyyəsi aşağı düşür. Yəni bu ifadə səhvdir. Düzgün cavab oldu 1, 2, 3. Göllərə vuran düzgün coğrafi ifadələri müəyyən edin. Buzlaq mənşəli göllərin əksəriyyəti Avrasiya və Şimali Amerikada yerləşir. Doğrudur, ona görə ki, 404 buzlaşması Şimal yarımkəsində olub. Avrasiya və Şimali Amerikada hər ikisində buzlaq mənşəli göllərə rast gəlinir. Şimal hissələrində. Bir, doğrudur. Şorslu göllərin çox axarlı olur. Şorslu göllər axarlı olur. Şorslu göllər axarlı olmur. Səhvdir. Tufan göl uçqun mənşəlidir. Tufan göl uçqun yox, buzlaq mənşəli göldür. Səhvdir. Tektonik göllər uzun çox formaya böyük dənliyə mal olur. Tektonik göllər tektonik simada yerləşəndə uzun çox olur. Enisli olur, dərin olur, doğrudur. Turan ovandakı ən böyük göl Aral dənizdir, doğrudur. Deməli, düzgün coğrafi ifadələr bir buzlaq mənşəli göllərin əksəriyyəti Avrasiya Şimal Amerikada yerləşir. Tektonik gölləri uzun çox formaya böyük dənliyə mal olur və Turan ovandakı ən böyük göl Aral dənizdir, doğrudur. 1, 4, 5. Şimal yöntemde verilen iki çayın aylara göre hususiyet gösterilmiştir. Grapçes'ten çaylara ay duran hususiyetleri müeyyen edin. Grapçes'e fikir verdik. Birinci çaydan, demeli kışta suyun seviyesi Şimal yöntemde göre dekabr, yanvar, fevralar, kış aylarında kışta suyun seviyesi sıfıra kadar yakınlaşır. Yanvarda sıfır, fevralda 10 kubmetir. Mart, aprel aylarında 5 kubmetir. Noyabr, dekabr ayında yani təxmini 5 kubmetrdir. Yayda isə su sərfi 40 kubmetr saniyəyə çatıb. İkinci çayda isə yanvar ayında suyun səviyyəsi 20 kubmetrdir. Su sərfi 20-dir. Fevral ayında 30-da çatır. Uzun müddət 30-da davam edir. Sentyabr ayında su sərfi 40-a çatır. Dekabr ayında təzədən 30-a qədər enir. İndi buna fikir verək cavablara. Birinci çayın hidroloji potensialı ehtiyatı daha yüksəkdir. Birinci çay yox, ikinci çayda suyun səviyyəsi su sərfinin daha çox olduğuna görə ilyaq müştəyə olunur. Birinci çay, ikinci çayın hidroloji daha böyükdür. O gördü cavab səhvdir. Birinci və ikinci çaydan su sərfinin ən yüksək olduğu aylar eynidir. Qrab çəpçi verdik. Birinci çayda ən yüksək səviyyə sentyabr ayında, ikinci çayda da ən yüksək səviyyə sentyabrda olmuşdur. O gördü bu cavab doğru cavabdır. İkinci çayın illik su sərfi birinci çaydan çoxdur. İkinci çayın orta göstərik illik su sərfi aylar üzeri orta hesabla 30'dan gelir. Ama deyək ki 50 sərfi 30'un ötüründə 360 kub eləyər. Ama birinci ayda bu rəqəm deyək ki 15 nedir? Xeyr azdır. İkinci çayın su sərfi əqiqdən birinci aydan çoxdur. Üç doğrudur. Birinci ve ikinci ayların yay ve kış mövsümü arasındaki axın fərqi müxtəlifdir. Birinci ayda maksimum səviyyə 40, minimum səviyyə 0'a yaxınlaşıb. Demek 40 fərq var. İkincidə isə 40'dan ən aşağı düşdüyü 20 kubmetr saniyə fərq var. O göldə yay-qış mövsümündəki axın fərqi həqiqətən də müxtəlifdir. Bu cavab da doğrudur. Birinci çayın illik sərfi ikinci çaydan çoxdur. Birinci çayın illik sərfi əksinə xeyli azdır ikinci çaydan. Səhv cavabdır. İkinci çayın qış mövsümündə yay mövsümündəki axın fərqi 25 kubmetr saniyədən çoxdur. Cavab bəndə baxan, qrafikə baxanda görür ki, ikinci çayda qışda su sərfi 20 kubmetr, yayda isə 40 kubmetr, yəni maksimum 20 kubmetr bölünsün saniyə fərq var. Yəni 25 kubmetrdən saniyədən azdır. O yüzden bu cavab da səhvdir. Düzgün cavab oldu 2, 3, 4. Çayın mənbəyi 1950 metr yüksəkliyində mənsəbi okyan səviyyəsində yerləşir. Uzunluğu 450 kilometrdir. Bu çay üçün səciyyəvi əlamətləri müəyyəndir. Qidalanmasında bataqlıq suları üstünlüyüdür. 1950 metr yüksəkliyində bataqlıq olmaz, o cavab səhvdir.
dip erozesi üstündü. 1950'ni 450'ye bölende tekminin cevabı alını 4. Demeli bir çöpüde 4 metre aşağı düşür. O acıda dip erozesi üstün olacak 2 doğrudur. Bir şekilde çay deresi yaratabilir. Eğer Nil'i birden büyüyse adeta bir şekilde yani kanyonvarı deredebilir, doğrudur. Burada 1950'yi 450'ye bölmeye lazımdı. o acıda bu da doğrudur. Çayın orta meyilli 3.7 metre bölgesi kilometredi. 3.7 yok, 4'ten çoktu. Trafik etti. Yine de 1950'ni 450'ye bölmeye lazımdı. 1800, 4.10'da 5'li tekmini bu sertti. Menbe orta dağlı gelişi dağlar öndürüğüne göre dağlarda 1000 metre için metre kadar orta dağlı gelişi. Doğru cevabdı. Büyük nehriyet emniyetine malıştı. Düşmesi büyük olduğuna göre bu nehriyet emniyeti yoktu. Cevap setti. Düzgün cevap oldu. Dibiroz üstünde deyip bir şekilde çay tersi yaratabilir. Ve membe orta dağlı yaşın. Yani dağ çaylarını kusetlerim burada yürütülür. Düzgün cevap oldu. 2-3-5. Çayın membeyi 2100 metre yükseldi. Mensebi Okyan Sebesi'nde yerleşik. Uzunluğu 2800 kilometredir. Bu çay için sebebi alametleri müeyyendi. Demek ki biz 2100 metre çayın meyliğinin orta meyliğine bakmalıydı. 2100 metre 2800'e bölüşüp çözecek 0'dan %75 metre bölüşüp. Yani 1 kilometrede 75 tane aşağı düşecek. Yani bu düzenli çaydı. Ve düzenli çay olmasıyla da bunun hususiyetlerini teyin edebiliriz. Suyun seviyesi ileride sabit olur. Suyun seviyesi ileride bu neyle suyun seviyesi çayın gıda membeğinden asıldı. Gıda membeğini bilmediğimiz için suyun seviyesinin sabit olup olmadığını tayin edebilmeliyiz. Bu cevabı gösterebilmeliyiz. Membe alçak dağlı yerleşir. 2100 metre müdürlük alçak dağlı yok. Yüksek dağlık sayılır. 2000 metre müdür olduğuna göre. Cevap septi. Çayın meyilliği 0.75 metre bölüsü kilometredir. Meyilliği beraberdi düşme bölünürsün uzunluk. Düşme 2100-2800'e bölünür. Ağırlık 0.75 metre. Doğru değil. 3. Vidalanmasında bataklık suları ve yeraltı sularının payı çoktur. 2100 metre yükselde bataklık yeraltı su olmaz. O yüzden cevap septi. Gemçiğde istifade edilebilir. Orta meyilliği 75 santimetrede bir kilometre. Bundan gemçiğde istifade edilmek olar. U şekilli çay deresi yaranabilir. Her günde enliği bu şekilde çay deresi yaranabilir, düzgündü. Demek düzgün cevap oldu. Çayın meyilliği 0.75 metre bölüsün kilometredir. Cemçiyle istifade edilebilir ve bu şekilde çay deresi yaranabilir. Cevap 3-5-6. Çayın menbeği 750 metre yükseğinden mensep uçan sesini birleşir. Uzunluğu 25 kilometredir. Bu çay için seçeneği alanları mühimdir. Evvela çayın dağ veya düzenli çay olduğu müeyyidemiz. 750 metre yükseldiği de başlamıyor. Demek bu hündürden başlamır. Uzunluğu da 25 kilometredi. Yani şuradan tekminin 2 defa uzundu. Ama 750'ni 25'le bölmeyle çayın orta meyilini tapır. Bu devir 30 santimetre yahut 0.3 metre bölücü kilometre. Yani bu çay düzenli çaydı. Yan eroze üstünde düzenli çayları düz yer dağıtığına göre eğri katlı çay deresi yaradır. O gibi yan eroz üstünde düzgün cevabı. Çayın orta meyilliği 5.7 metre bölüsü kilometredir. Orta meyilliği tapma düzü çayın düşmesi 750 metre uzunluğuna 25 kilometre bölmeliyiz. Bunda da alınır 0.13 metre bölüsü kilometredir. 5.7 metre bölüsü kilometre alınır. Sertti. Aslında düzenli çaydı belli. Çay düzenli çaydı. Meandr akmazlar yaranabilir. Eğri katlı çay deresinde meandr görür. Çayın suyuna deresinde yatağında akmazlar yaranabilir. Doğru değil. Yüksek akım süratle malıştır. Düzenli çayının akım süratı yüksek olmur. Sertli dağ çaylarının akım süratı yüksek olur. 6. Dağ buzlarından en sularında gıdalanır. 750 metre yükseğinde dağ buzları olmaz. Olar değil. Kütbe yakın yerlerde, çok yakın yerlerde adeten demeli belli yerde dağ buzları var. 750 metre yükseğinde dağ buzları olmaz. Ve cevap sertli. Düzgün cevap oldu. 1, 3, 4. Konka yansı mekum çay için ünlü alametler. Transit çaylardır. Transit çay demeli bir ölçeden başka ölçeye giden çaylara
yahut bir iklim kuşağına başka iklim kuşağına kan çaylara değilir. Bu çaylar adeten transit çaylar bizde demeli bir ölçüden başka ölçüye gelenleri nezarda tuturlar. Mesela diye ki niye çay ekvatoryal kuşağından sub ekvatoryal tropik kuşağına çizip sub tropik kuşağına gelir. O da iklim bakımından transit çaydı. Ama adeten tesislerde demeli nezarda tutulur. Bir ölçüden başka ölçüye giden çayları. Şimdi buraların içerisinde Mekong bir neçe ölçüden çeşit, Canım Şerif Asya'da Huangka yazısı ise Çin'in dahil çaylarda, Doğa Gölü'de transit çaylarda ifadesi sertti. Düşme şemiyetleri büyüdü. Üç çayda, Yüksel Dağ'dan başlayıp okyana düşürler, düşme şemiyetleri üçünde büyüdü. İşi doğurdu. Bolsunluk yağ ayarlarında müşahede olunur. Bunlar üçü de Musul'un ilgini zonunda iyileştiği göre yağda bolsunluklar doğurdu. Mensebileri subtropik kuşağı değişir. Mensebi subtropik kuşağı olan yansız çaydı. Huanghe, mülayim kuşağı da Mekong ise subekvator kuşağı da iyileşir. O yüzden cevap sertti. Aşağı akarlarında ehal sık meçhulaşırdı. Şergi, canım şergi, canım Asya ehalına sık yerleştiği yerlerdi. Ve aşağı akarlarında ehal herkese sık meçhulaşırdı. Dünyada ehalın en sık meçhulaşırdı. 5 Aryal'dan İkisi buradı, doğurdu. Şerk istirahmet akırlar, demeli Huanghe yansızı şerke akır, Mekong ise canıp şerke doğru akır. O acıda cevap sertti. Düzgün cevap oldu 2-3-5. Nil ve Nijer çayları için ümmü alametler. Kurak arazilerden akırlar. Nil büyük mesafede büyük çaylardan çekir. Nijer çayı hemçinin büyük mesafede yerinde Sahara Sahrası'nın canıbından çekir. Bir ümmü alametti. Menbi ekvatoryal kuşağıda yerleşir. Ekvatoryal kuşağıda yerleşen demeli Nil yerleşir. Nijer ise subekvatoryal kuşağıdan başlar. Tropik kuşağa geçir. Sonra canıba doğru rutubetleri geçir. O acıda sep cevabıdır. Delta mensebinde her ikisinin haritaya baksız her ikisinin deltası var. Doğrudur. Eyni istikamet akırlar. Nil şimala akır. Nijer evvelce gelmez sonra canıba doğru akır. Onun istikametler eyni değil. Atlantik Okyanusu hüzesine aittir. Her ikisi Atlantik Okyanusu hüzesine aittir. Düzgün cevabıdır. Yüksek akım süratle malıştır. Büyük mesafede düzen arasından aktığına göre akım süratle yüksek yok, zayıftır. Ve ümmü alamet değil. Ümmü alamet oldu 1-3-5. Xerite sıkmasının üzerinde diğer tarafından yaradan çayları müeyyendir. Demek ki 5 ile belirli mükaddes labirenti. Bu estuarsı var. 1 ile belirli paranı çay. Bunun da estuarsı var. Sonra 4 ile belirtti Nil çayı, bunun büyük deltası var. Sonra 3 ile belirtti Volga çayı, bunun büyük deltası var. Sonra 2 ile belirtti Hint çayı, Gang çayı, bunun büyük deltası var. Demek 2 delta değil, 4 delta değil, Nil delta değil, hemçinin Xəzər. Xəzər Türk'ten Volga çayı 2-3-4 delta değil, 6 ile belirtti. Op çaydı. Bunda deltası yok. Estuarsı var ki Rusya'da buna Kuba da deyirlər. Deməli deltası olan çaylar 2 deməli Gang çayıydı, 4 Nil çayıydı və 3 Volga çayıydı. 6 deməli estuarsı olan yenisi Op çayıydı, 1 estuarsı olan Parana çayıydı, 5 ise yenide estuarı yaradan demeli mükeddes labirent çayı. Düzgün cevap 2-3-4. Çayın erozyon bahsinin kalkması neticesinde baş verir. Erozyon bahsi çayın bir növ töküldüğü yerdir. Gübbesini itirip dereyesini daha derinleştirebilmediği seviye çayın erozyon bahsini. Eğer bu yukarı kalkarsa ne olur? Çayın menbeyle mezhep arasında düşüşü farkı azalar. Düzgündür. Derinlik erozyosu güclenir. Eksine derinlik erozyosu güclenmez. Derinlik erozyosu zayıflar için meyillik azalacak. Septi, akım süratinin artması, akım süratinin artması eksin azalar, düşme azalar, 4 düzgündü. Çay deresinin genişlenmesi, düşme azalarsa demek çay deresi genişlenmesi baş verecek. Çünkü düzenli bir növ çayına çevirirler. Düzgün cevap 1-4-5. Xerite sıxımı esasen hem dünya okyanı hem de daxili xarici sövcəyə ait büyük çayların menbeye yerleşen ölçüleri müeyyendir. Ölçülere bakıyorum burada bir, demeli Bolgaristan'dır,
yanında 6 Rumunya'da, 4 Irak'da, 5 Rusya'da, 7 İran'da, 2 Türkmenistan'da, 3 ise Kazakistan'da. Demek burada çayların bir sesi değil, dünya çınarı olsun hem de çaylar hem de yok ki övzesini yesin hem de ki dağla kurduğum diye yani Xəzər övzesine gelsin. Yani Xəzər övzesine gelen çaylar burada mesela Rusya çaylarının bir sesi Xəzərə tökülür, Xəzər tarihi ölçülür diyecek. Yaxud İran çaylarının bir sesi Xəzər nəzir tökülür, Qazaxıstan çaylarının bir sesi Xəzər nəzir tökülür, Türkmenistan çaylarının bir sesi Xəzər nəzir tökülür. İndi bunların içerisinde İran çayları hem de okyana geçsin. Rusya çaylarının bir sesi Xəzərə tökülüldüğü için bir sesi Baltik Dənizi'nde şimalda okyanın övzesine gelir. Yani beşi götürecek. Kazakistan çaylarından bazıları şimala gelir. Mesela şimdi İrtaş'da şimalda okyanın övzesine ait bir sesi Xəzərə gelir. Ural'da en badı. Türkmenistan çayları ancak Xəzərə gelir. Bunu düzgün cevap olur. 3, 5, 7. Yani İran çaylarının bir sesi Xəzər, bir sesi Dünya okyanı. Kazakistan çaylarının bir sesi Xəzər, bir sesi Dünya okyanı, Rus çaylarının bir sesi Şimabudu, Dünya okyanı, bir sesi Xəzər dənizi, 3-5-7. Türkmenistan çayları ancaq, cevab oldu 3-5-7. Türkmenistan çayları ancaq, deməli Xəzər övzəsinə aiddir, İraq çayları ancaq Dünya okyanına aiddir, Rumunya, Bolqarstan çayları da ancaq Dünya okyanına aiddir. Onlarda dağlıq övzəyə gedən çay yox. Düzgün cevab oldu 3-5-7. Xətir çıxmasın. Çayları yalnız daxili xarsız bölgəyə aid olan ölkəli müəyyidin. El ölkəli var ki, çayları ancaq daxili xarsız bölgəyə aid, yəni Dünya okyanına getməsin. Ki, məsələn, Qırğızistan da belli. Ölkələr deyim, 6 Qırğızistandı, 5 Qazaxıstandı, 4 Özbəkistandı, 3 Türkmenistandı, 2 İrandı, 7 Azərbaycandı, 8 Türkiyədi, 1 də Səudiyyə Ərəbistandı. İndi bu ölkələrdən çayları ancaq Xəzərə gelsin, okyana gitmesin. Kırgızistan çayları gelir Aral övzesine. O yüzden Kırgızistan'ı götürecek. Sonra dördle birlikte Özbekistan çayları. Özbekistan çayları gelir, Dünya okyana gitmiyor. Ancak gelir Aral övzesine. O yüzden 4-6. Kazakistan çaylarının bir sesi Şimabuz okyana gitmiyor. O götürmeyecek. Türkmenistan çayları götürecek. Türkmenistan çayları ancak Xəzərə gelir. Buna okyana giden yoktu. Yani 3-4-6. Hepsinin bildiği gibi bütün Azerbaycan çayları Xəzər övzəsinə aiddi. Yani düzgün cevap olur. 3-4-6-7. 3-4-6-7. İndi kalan ölçüler. Kazakistan çayları dediğimiz gibi 5'li belirti Şimabuz okyanına gelir. Türkiye çayları 8'i diyelim. Türkiye çayların bir sesi Karadeniz'de, bir sesi Aradeniz'de, bir sesi İran körfezine gelir. Sen Detreferet İran körfezine gelir. Kalanlar Karadeniz'de, Aradeniz'de gelir. Sedirfe çayları Kırmızı Deniz'de, İran körfezine gelir. O yüzden onlar septi. Yani Kazakistan 5, Türkiye 8, Suudi Arabistan'ı 1, İran çayları da hem de demeli 37'de onlar septi alırdı. Düzgün cevap oldu 3, 4, 6, 7. Mənbəyi dəniz səviyyəsinin 2749 metr, mənsəbi isə mənfi 26 metr yüksəldi yerləşən, uzunluğu 750 km olan çayın orta meylini hesablayın. Deməli, çayın orta meyli belədir. Meyli bərabərdir, çayın meyli bərabərdir. Çayın düşməsi bölünsün onun uzunluğuna. Əvvəla burada biz düşməyə təvazür. 2749 metr. 2749 metr mənsəb mənfi 26 metrdədir. 2749 metrdə mənfi 26-nı çıxanda, yəni üstə gələcək bunu edəcək 2775 metr. 2775 metri bölmək lazımdır 750 kilometrə. Deməli aşağıda deməli həlli görürsüz. İyi meyilliyi göstərir, diğer taş düşməsini göstərir, el də çayın uzunluğunu göstərir. 2749'dan mənfi 26'ını çıxanda, mənfi 26'ı çıxanda üstə gəlir 2771. Bunu 750 km böləndə, deməli çayın orta meyilliyi 3,7 metr bölsün kilometr. Yəni hər bir kilometrdə çay orta hesabla 3 metr 70 santimetr aşağı düşür. Mənası budur. Cavab oldu 3,7 metr bölsün kilometr. Çayın çay yatağının en kesin sahası 13.8 kvadrat metredir. Suyun akıl süreti 14.5 metre bölüsü sanıyorsa su serpi hesaplayın. Su serpi, bunu Q ile ifade edebiliriz. Su serpi beraberdir. En kesinden 1 santimetre geçen suyun miktarı. Yani burada en kesin sahası 13.8 kvadrat metredir. Bunu vurmak lazımdır. Sahi suyun süretine. Suyun da süreti 14.5 metre bölüsü saniye. Yani 1 saniye 14.5
çektiğine göre bunu 13.8'i 14.5'e vurmak lazımdı. Düstur'un bedeli yazarı şu beraber değil. Epcan'da yatan sahesti. Ve suyun bir saniye süretli 13.8'i 14.5'e buranda ayrıca 185.16 metre bölüsü saniye kub metre bölüsü saniye bir saniyede 185.16 ton tona çevirecek bu kadar su çeşir çay yatağından. Çay su çeşir 240 kub metre bölüsü saniye en kesin saati 300 kvadrat metre olursa çayda suyun akım süretini tapın. Demeli akım süretini burada beyni tapacağım. Beyni tapmadan ötürü suyun süretini bir saniye süretini tapmadan ötürü çayın su serpini çayın ençesinin sahesine yahut yatağının sahesine bölmeye lazımdı. Yani 240'ı bölecek 240 kubmeti bölücük saniye bölücük 300'e 200 düştüğümüz belli olur. Şu beraber değil. Şu bölücün ipi o da beraber 200 Q'nun kıymeti 240 kub metre bölü saniyede canlı yatağı 3 kvadrat metre olduğuna göre 240'ı 300'e bölündü 0.8 metre bölü saniye. Yani çayda suyu süreti 1 saniyede 80 santimetre yahut 0.8 metre bölü saniyede. Çayın su serpi 720 kub metre saniye. Çay deresinin en çetin sahesi 1800 kvadrat metre olursa çayda suyun akım süretini hesaplayın. Aynı gayetle. Demeli çayın su serpini yani 720 kub metre bölü saniyeni bölücü 1800 kvadrat metre. Bir beraber şu bölücün epe o da 720 kub metre bölü saniye bölücün 1800 kvadrat metre o derece 0.14 metre bölü saniye. Yani çayda suyun süreti 0.14 metre bir saniyede. A ve B çayların akım süreti muhab korunan 1.8 metre bölü saniye ve 1.2 metre bölü saniye. Su serpleri ise 630 kub metre bölü saniye ve 388 kub metre bölü saniye olarsa bu çayların yatağının incesinin sahaları için perge hesaplayın. Malum dışı demeli biz burada evvelce demeli incesinin sahalarını tapmadan ötürüyüm, yani canlı yatağın sahasını tapmadan ötürüyüm, çayın su serpini bölmeliyim, çayın akım süretine. Yani esas düştürülmüş şu beraber et bir su serpi, çayın yatağında bir saniye içeceğin suyun miktarı değil, canlı yatağın sahasını tapmadan ötürüyüm, çayın su serpini, yani şöyle ifade ediyorum bunu, çayın süretine bölecek. Birinci çayda A çayında 630 kub metre bölü saniyeni bölüyü 1.8 metre bölü saniye kub metre metre kısaca 7 saniyeler kısaca 7 kaldı kvadrat metre 630 1.8 bölüğünde avrum 350 kvadrat metre demeli A çayının canlı yatağının sahası 350 kvadrat metredi B çayını yine gayet hesaplıyorum bunda da 288 kub metre bölü saniyeni bölüyü 1.8 metre bölü saniye en yukarıda 288 1.8 bölüğünde düşür 240 kvadrat metre. Mesela şartta bizden canlı yatağın en kesin sahalar için perge istiyordu. A'da 350, B'de 240, 350'den 240'ı canlı yedi 110 kvadrat metre. Demeli canlı yatağın sahalar için per 110 kvadrat metredi. Çayın uzunluğu 1500 kilometredir. Çayın menbeğinde tercih 410 milimetre. Civers tonu mensebinde 710 milimetre civers tonu olursa çayın milliğini metrimizin kilometre hesaplayın. Evvela biz burada tercih farkına göre hündürlük farkını tapacak. Hündürlük farkını tapandan sonra bu ilece çayın düşmesi onu bölücü çayın uzunluğuna. Bunun için 710 milimetre civers tonundan 410 milimetre civers tonu çıkarabilir. Her yeri 300 milimetre civers tonu atmosfer tercihi her 10 metrede 1 milimetre civers tonu değiştiğine göre 300'ü vuracak onu ilecek. 3000 metre 10 metre vuracak. Demeli çayın düşmesi diyecek 3000 metre. Yani menbeği 3000 metre düşledim. Mensebi geç uçacağım deniz seviyesindedir. O yüzden 3000 bölecek 1500'de 3000'de 1500'de bölündü çizecek 2 metre bölücük kilometre. Yazışı böyle. Atmosfer tezgi perlini taptı. 710 milimetre civers tonu 410 milimetre civers tonu çıktı. Aldı 300 milimetre civers tonu. 300 milimetre civers tonu tezgi pergin hündürlük pergine çevirende tezgi atmosfer tezgi 10 metre 1 milimetre civers tonu değiştiğine göre bunu vurduk onu aldı 3000 metre. Demeli çayın düşmesi 3000 metredi. Düştüğümüz meyillik beraberdi. Çayın düşmesi bölünsün onun uzunluğuna 3000 bölüyü 1500'de alacak 2 metre bölünsün kilometre. Cevap 2 metre bölünsün kilometre.
Abi bir çağların akım süratleri muhabbetleri 1.8 metre bölü saniye ve 1.5 metre bölü saniye. İnçesilerinin sayesi 35 kvadrat metre ve 25 kvadrat metre olarsa bu çağların su serpi arasındaki fergi hesaplayın. Demek ki su serpi tapmadan ötleyeyim. Su serpi tapmadan ötleyeyim. Yani canlı yatağın dan bir saniye içinde suyun miktarını tapmadan ötleyeyim. Canlı yatağın sayesinde 35 kvadrat metre bulmalıyım ağaç ayında. 1.8'de. Ve ikinci ayında 25 kvadrat metre bulmalıyım 1.2'ye. Ve bu su serpici fergi hesaplayacak. Demeli birinci ağaç ayında hesaplayacak şu beraber epeyi o da verdi. 35 kvadrat metre bulursa 1.8. Ecik 63 kub metre bir saniye. Yani çayın yatağında 1 saniye 63 ton kub metre su çekecek. Bir çayından demeli aynı kadde 25'i bulacak 1.2'ye edecek 30 kub metre bir saniye. 63'ten 30 çıkan deyince 33 kub metre bölü saniye. Demek ki su serpiler için per 33 kub metre bölü saniye. Çayın uzunluğu 3500 kilometre, meyilli 0.8 metre bölü kilometredir. Çayın menbeyle mesafe arasındaki atmosfer terkip perdini hesaplayın. Demek ki biz buradan bence çayın düşmesini tapacak. Düşmeni tapandan sonra gündüz perdine göre terkip perdini hesaplayacak. Bunun için demeli çayın düşmesi beraberdi. Çayın düşmesi beraberdi. Uzunluk burasın, uzunluk burasın meyilliye. Uzunluğu meyilliye bulacak biz çayın demeli düşmesini tapabiliriz. Bunun için demeli i beraber diğer taş bölgesi elde. Diğer taş beraberdi i burasındayı. O da verdi i meyilliğin gibi 0.18 metre bölgesi kilometreydi. Çayın uzunluğu 3500 olduğuna göre 0.18 metre bölü kilometre 3500 tabanı değil 2800 metre. Demeli çay 2800 metre düşür. Şimdi 2800 metrede atmosfer tezgi 10 metre 1 milimetre civarında değiştiğine göre 2800 metre bölücük 10'a 10 metre tezgi 1 milimetre civarında değiştiğine göre aracı 280 milimetre civarında. Demeli çayın menbeği ile mensebe arasındaki tezgi vergi 280 milimetre civarında beraberdir. Çayın mesafe arası atmosfer tezgi pergi 455 mm civarında meyilli 0.7 metre bölü kilometredir. Çayın uzunluğu hesaplayın. Evvel onu demiştim burada çayın menbeyle mesafe arası atmosfer tezgi pergi yaptı. Atmosfer tezgi pergini biz hündürlüğe çevirmeliyiz. Atmosfer tezgi pergi hündürlüğü pergine çevirmeden ötürü 455'i vurmalıyız ona. Ona göre ki atmosfer tezgi her 10 metre 1 milimetre civarında değişir. Yani 455'i vurduk ona, 455 milimetre civarında vurduk ona 10 metre. Ağırlık 4550 metre. Çayın uzunluğu ise, demeli düşme beraber 4550 metre. Çayın uzunluğu beraberdi. Çayın düşmesi, yani 4550 metre biz bölmeliyiz 0.7'ye. Bu kaydede. Demeli 4550 metre düşmeni taptık. Çayın uzunluğu beraberdi. Diğer taş, yani 4550 metre İyiye 0.7 metre bölü kilometre bölende ağırlık 6500 kilometre. Demek bu çayın uzunluğu 6500 kilometredir. Mensebi Güngör Okyanus seviyesinde en 0 metre yerleşen çayın menbeğinde atmosfer tezgi 460 milimetre civarı sunuyor. Çayın meyilliği ise 0.5 metre bölü kilometre olursa çayın uzunluğu hesaplayın. Demek menbeğiyle mensebe arasındaki tezgi farkına bakıyoruz. Deniz seviyesinde atmosfer 760 milimetre civarı sunuyor olduğunu kabul edersek demeli 460 milimetre civarı sunu mensebde menbede atmosfer tezgi fergi varsa 760'da 460 milimetre civarı sunu çıkan değilecek 300 milimetre civarı sunu 300 milimetre civarı sunun bir sündürüş fergine çevirecek 300 metre vurmalıyız ona o için atmosfer tezgi her 10 metre 1 milimetre civarı sunu değişir. Demeli çayın düşmesi olacak 3000 metre. Çayın uzunluğu tapmadığı için çayın düşmesi yani 3000 metreyi bölmeli 3.5 metre bölü kilometre. 300 milimetre civarı sunu perkin taptı, vurdu onu aldı 3000 metre. El beraberdi diğer taş bölünsün iyiye. O da beraber 3000 metre bölünsün 0.5 metre bölü kilometre. Metre kısa diye cevap kilometre alınacak. O da 6000 kilometre demek çayın uzunluğu 6000 kilometredir. Mensebi Güngör Okyanus seviyesinde yerleşen çayın menbeğinde atmosfer tezgi 560 milimetre civarı sunuyor. Çayın meyilliği 0.5 metre
gözü çubuk olursa çay muzluğunu hesaplar. İyi gayet. Normal tezde 760'dan 560'ı çıkanda 200 mm civet tunu, milimetre civet tunu pergine göre demeli hündürlük pergin tabanda 200'ü buracık 10 litre alacak. 2000 metre demeli çayın düşmesi. 2000 metre deyip uzunluğu tabanda ötürü düşmeni yani 2000 metre bölmeyi 0.5'e 2000 metrede 0.5'e düşmeni diyecek 4000 metre demeli çayın uzunluğu olacak 4000 kilometre. Yazışı böyle 760'dan 563'ü aldık 200 milimetre civet tunu 200'ü burada ona aldık 2000 metre çayın düşmesi 2000'i böldü 0.5'e aldık 4000 kilometre demel çayın düşmesi uzunluğu oldu 4000 kilometre. A ve B çaylarının membelerin bu arada deniz seviyesinden 5485 metre ve 4180 metre yükseldir. Mensebelerinin hündürlüğü ise muhafırı menfi 15 metre ve menfi 20 metre. A çayın uzunluğu 110 km, B çayın uzunluğu ise 140 km ise bu çayların yükselsini perge hesaplayın. Demek biz elbette burada hesaplayacağız çayın düşmelerini. Ne kadar düşüp. Bunun için A çayında bu ilece 4585'ten menfi 15'i çıkanda. Yani üstüne geldi esnası işte menfi olduğuna göre. Demek A çayın düşmesi ilece 5500 metre. B çayının düşmesi için diyecek 4180 metreden çıkacak menfi 20, yani üstte 20 gelecek menfi olduğuna göre diyecek 4200 metre. Demeli A çayının düşmesi 5500 metre, B çayının düşmesi ise 4300 metredir. Meyilliği tapmalıyoruz. A çayının meyilliği beraberdir. A'nın düşmesi yani 5500 bölecek 110 kilometre alacak 50 kilometre. 50 metre bölecek kilometre. Yani A çayı bir kilometrede 50 metre aşağı düşür. B çayına bakanda çok böyle gemde meyilliş. B çayında en yukarıda düşmeni bölgüş 4300'ü bölgü 140'a ağırlık 30 metre bölgü kilometre. Demeli 50 metre bölgü kilometre A çayında B çayında 30 metre olduğuna göre 30'dan 50'den 30 çayında demeli bu çayların meyilişler arasında pek 20 metre bölgü kilometre. Cevap oldu 20 metre bölgü kilometre. A ve B çayların membeleri muhabbuları deniz seviyesinde 5380 metre ve 2390 metre yükseldirler. Mensebelerin hündürlüğü ise muhabbuları menfi 20 ve menfi 10 metredir. A çayın uzunluğu 180 kilometre, B çayın uzunluğu 120 kilometre ise bu çayların meclislerinin pergi hesabının en yukarı değerlendirilir. Demeli 5380 metre den çadır menfi 20 alacak 5400 metre. Demeli A çayın düşmesi 5400 metredir. B çayının düşmesi 2390'dan menfi 10'a çıkanda 2400 metre. Demek A çayının meyilliği 5400 bölü 180 ağırlı 30 metre bölü kilometre. Demek A çayının meyilliği 30 metredi. 1 kilometrede B çayının meyilliği ise 2420'ye bölende alıcı 20 metre bölü kilometredi. Demek bunların A çayında meyillik 30, B çayında meyillik 20'di. 30'dan 20 çıkanda demek bunların meyillik arasında per 10 metre bölü kilometredir. Cevap oldu 10 metre bölü kilometre. Çayın menbeyi ile mensebe çantası atmosfer tezgahı pergi 240 mm civet tunu teşkil edilir. Çayın meyilliği 0.75 metre bölü kilometre olarsa onun uzunluğunu hesaplayın. Demeli atmosfer tezgahı pergi 240 mm civet tunu buna göre de çayın düşmesini hesaplayacak. 240 mm civet tunu buracak 10 metre alacak. Demeli 2400 metre demeli çayın düşmesi olur 2400 metre. 2400 metreyi çayın meyilliğine 0.75'e vurmak lazımdı. Demeli yazışım böyle yazıyor. 240 metre milimetre civet tunundan tezgahı tapmalı, hündürlük pergini tapmalı 240 olur 10 metre ağır 2400 metre. Uzunluğu beraber çayın düşmesi biliyorsun onun meyilliğine o da beraber 2400.5 metre bölü kilometre bölümünde demeli çayın biz uzunluğunun 3300 kilometre olduğunu tapabiliriz. Cevap 3300 kilometre. Çayın menbeği ile mensebe arasında yapması tezgahı pergi 280 mm civet tunu teşkil edilir. Çayın meyilliği 0.8 metre bölü kilometre olursa onun uzunluğunu hesaplayın. Demeli atmosfer tezgahı pergi 280 mm civet tunu. Bunu hündürlük pergine çevirmeden ötürü 280'i vurma alanında 10 metre olacak. Atmosfer tezgahı 10 metre 1 mm civet tunu değişir. Bunu da ona buranda 2800 metre. Demeli çayın düşmesi olur 2800 metre. Uzunluğu tapmalıyoruz. Çayın düşmesi yani 2800 metri böylece çayın meyilliğine 0.8'e alacak. Çayın
uzunluğunun 3500 kilometre olmasın. Tam 3500 kilometre. Çayın orta meyil işlemında 5 metre gözü kilometre uzunluğu ise 1300 kilometredir. Çayın mensebinde atmosfer tezgi 760 milimetre civestun olursa menbeli mutlak ünlüğü hesaplayın. Demeli mensebde atmosfer tezgi 760 milimetre civestun o demek ki bu deniz seviyesinde 0 metre dedi. Biz burada çayın düşmesine tapmalıyız. Çayın üstünlüğünden gelip 0 metre. Bunu tapmadığın ötürü de çayın düşmesine beraberdi. Çayın demeli uzunluğu burasının meyilliğine. Çayın düşmesi beraber çayın uzunluğu burasının meyilliğine. Yani diğer taşı burada tapırız. 1300'ü burada işlem onu 5 metre gözün kilometre. Kilometre ihsar gidecek. 1300 işlem onu 5'e buradan gidecek 3000 metre. Demek çayın menbeğinin mutlak ünlülüğü 3000 metredir. Çayın orta meyilliği 1.5 metre gözün kilometre. Onu da 1800 kilometredir. Çayın mensebinde atmosfer tezgahı 760 milimetre civest olursa menbeğinin mutlak ünlülüğünü hesaplayın. Bir yakın testi olduğu gibi. Demek mensebde atmosfer tezgahı her gün 760 milimetre civest olması o demek ki bu deniz seviyesinde yani mensep deniz seviyesinde değil o cüde menbeğin ünlüğünü tapmalı. Menbeğin ünlüğünü tapmalıdan ötürü de çayın orta meyilliğini yani 1.5'i vurmalı 1800'den. Demek düşme beraber çayın uzunluğu burasının çayın meyiline 1800'ü bir tamı dışı buranda demek çayın menbeğinin 2700 metre yükseğinde olduğunu tayin edebiliriz. Havanın temperatürü çayın menbeğinde 2 derece Celsius, mensebinde ise 17 derece Celsius olarsa meyilliği 0.15 metre kilometre olan çayın uzunluğunu hesaplayın. Demek biz menbeğe ile mensebe için temperatür farkını tablo. Temperatür farkı 15 derece, 17'den çarısına temperatür belgeleri 15 derece. Temperatür 1 kilometrede 6 derece Celsius değiştiğine göre 15'i bölücü 6'ya alır, işte onda 5 kilometre. Demek çayın menbeğe ile mensebe için hündürlük pergi işte onda 5 kilometredir. Temperatür, demek 15 derece temperatür pergini tapdık. 6 derecenin 1 kilometre 15 derecenin x'de üstü x beraber 25 metre. Demek çayın menbeğiyle mensebe arası hündürlük fergi 2.5 25 metredir. Çayın uzunluğu da beraber çayın düşmesin çayın meyiline bölmeye lazım değil. 2.5 metre 0.5 metre 0.5 metre 5 kilometre bölümünde de demek çayın uzunluğu değil 5000 kilometre. Uygunluğun meyinin göller ve çaylar. Demeli Hezer'e aitti burada, Hezer'e tüketilen çay burada Keylek çayıydı. Demeli A geldi 1'e, ya Hezer'e geldi A. Balkaş'a burada tüketilen çay İli çayıydı. İli çayı tüketilir Balkaş gölüne. Aral denizine tüketilen çay ise Amu Derya'dı. Aral tüketilir Amu Derya. 1'e A, 2'ye Y, 3'e de D. Göller ve gölle çaylar. Göllerden başlayan çaylar. Demeli büyük göllerden başlayır Mukaddes Dabrenki. Victoria gölünden başlayır Nil çayı. Baykal gölünden başlayır Angara çayı. Demeli 1'e geldi C, 2'ye geldi B, 3'e geldi A. Eylül'ün diyagramına göre uğurluğum ve yenim. Kongo'nun hövzesi, Amazon hövzesi, üstteki Kongo Amazon okşak hücretleri. Sindiği preksiyede daha dek tespitlidir. Sindiği preksiyede bir üstçü silindir, yerin sertine ekvatorda tokunur, ekvatorda tehrip olmur. Bu ikisi de Kongo hövzesi, Amazon hövzesi, ekvatorun yakındadır. O gölde her ikisi daha dek tespit olunur sindiği preksiyede. Yani ait olduğu üçüncüye okşak hücretli. Aslan ve şerle geniş yaymıştır. Aslan ve şerle Kongo hücresinde geniş yayılıp ölçücü kristalli sorular çok yerde yer tetinden çıkar. Yani bir aitti birinciye. Aslan ovalıklardan ibaretti. Ovalıklardan ibaret olan Amazon hücresidir. Genişlerde Amazon ovalıklarından ibaretti. S ait olduğu ikinciye. Ait olduğu maddeyi dört yarımçede yerleşir. Her ikisini ekvator kesir. Demeli Amazon hücresi, Gerb yarımçesidir, Kongo hücresi, hem Gerb hem de Şer yarımçesidir. Ova gölde, Afrika 4 yarımçelerde Ova gölde ait olduğum ateş 4 yarımçelerde yerleşen Kongo hücresi. Amazon 3 yarımçelerde yerleşir. Gerde, şimalda, canımda. Kimyevi aşınma
baş verir. Şimdi bir reaksiyon için, şimdi başlamak için isti lazımdır. Su lazımdı. Her içinde iste çıpayet giderdi, su da çıpayet giderdi. O yüzden kimya başınma her içinde baş verecek. Yani ye ay düşünceye. Birinciye oldu B'di, ikinciye oldu C, üçüncüye oldu A, E. Kertes kamesinden donan ve donmayan çaylar müeyyidi. Donan çaylar burada kütbe yakın yerler çaylardı. A ile C. Bunlar donan çaylardı. Donmayan çaylara aitti. Dercedi, peratlı J. B, Zambiya çaydı. D'deki Cenab-ı Amerika'da Orinoco çaydı. Yani ikinciye donmayan çaylara aitti. B, D, E. B, D, E. Bunlar doldu donmayan çaylar. Birinciye doldu A, C. Eylül ben diyagramın esnafının uygunluğu müeyyidin. Baykal Gölü, Victoria Gölü ve her iki gölün okşak hücreti. Şirin Sulu Gölü'de, her iki göl Şirin Sulu'du. O gölde A ait düşünceye. Bir ölçü arasına erişir. Bir ölçü arasına erişen Baykal Gölü'ydü. B aitti 1'e. Victoria Gölü, Kenya'da, Uganda'da, Tanzanya arasında erişir. Bir ölçüde diyorum. Yerleştiği madde için en büyük gölüydü. Victoria Afrika'nın en büyük gölüydü. Avrasya'da en büyük göl Baykal diyor, en azından Hezer var. Yani Siyah'da oldu ikinciye. Tektonik menşeldi, her göl tektonik menşeldi. Dünyanın en derin gölü olandaki Baykal göldü. Y'a'da oldu birinciye. Demek ki 1'e'a'da oldu B, E. 2'ye'a'da oldu C. 3'e'a'da oldu A, D. Eylül'ün diyagramlarından uygunluğumu eylül. Hezer, Balkaş. Akarsız göldü. Her ikisi akarsız göldü. A'da oldu 3'e. 3'üncüye. Bir neçe ölçen sahillerini yiyor. Hezer bildiği için 5 ölçenin sahillerini yiyor. Balkaş ise Kazakistan'daydı. Yani bir ay doldu 1'e. 1'inciye. Okyan seviyesinin aşağıda yerleşir Hezer. Balkaş okyan seviyesinin aşağıda diyor yukarıdadır. S ay doldu 1'inciye. Duzluk geri beraber paylanmıştır. Her ikisinde duzluk geri beraber paylanmıştır. D ay doldu 2'inciye. 3'inciye. Bir ölçenin arasında yerleşen Kazakistan'da yerleşen Balkaş'ta Y'ye de ait oldu. Üçüncüye Balkaş Gölü'ne. Demek ki 1'e ait oldu B, C. 2'ye ait oldu A, D. 3'e de ait oldu Y. Cevabı. Uygunluğu müeyyen edin. İklim tipleri, Mürahim Kandindar, Aral Denizi, Muston. Çayların hücreti. Çayları yayda bozdurur. Huangke Mekong. Huangke Mekong çayları Muston iklimi çaylardı. Yayda bozdurur. O ki yay Mustonları bol yağıntı verir. Şerq Asya, Canım Şerq Asya, Canım Asya çaylardı. Yani ait oldu Mustona. İl boyu çayları bozdurur. Kongo Nici ve Ekvator kuşağı aitti bu. Burada Ekvator kuşağı var. İklimle bağlı, iklim tipi verilmediğini bu cevap hiçbirine ait değil. Kışta çayları bozdurur. Takopo. Aral Denizi iklimi çaylar bunlar. Kışta bozdururlar. Si ait oldu Aral Denizi'ne. D. Çaylarda suyun seviyesi petrolojide değişken olur. Volga, Dnepr çayları, Muran Kandinda ilimde çaylarda suyun seviyesi petrolojide değişken olur. D. Ait oldu Muran Kandinda'la. Yani 1'e. Çaylar esten buzdakların erin sularıyla gıdalanan Amudelya Samur. Buzdak sularıyla gıdalanan çaylara burada uygun iklim yoktu. O yüzden hiçbirine ait değil. Yani uşaklar, testlerin elli bu kadar burada bu mevzuyla bağlı. Demek ki cevaplar içerisinde demin devlet imtihan merkezinin cevaplarına uygun gelmeyen cevaplar olarsa aşağıda şehirler bölmesi yazabilirsiniz. Bu veya diğer başka mevzularda da sualları zorlarsa sualları şehirler bölmesinde yazsınız. Onları cevaplandırabilirim.